Bir marshmallow çok az. Benim marshmallow'dan markasında sakın alabilirsiniz hatta. Altın orta sayıyı seviyorum. Fazla da değil, az da değil. Bu işi çabucak bitirsem iyi olur. Bir tane marshmallow neşimi mahvediyor. Önemli olan dişlerini mahvetmemesi. Ya da yüzünü. Her şey yolunda, iyiyim. Ama bana hiç öyle gelmiyor. Beni sinirlendiremezsiniz. Ne yapıyorsun Emma? Marshmallow yemenin yeni yolunu deniyorum. Şimdilik hoşuma gidiyor. Şimdi sen Suzy. Ben %100 hazırım. Wolverine'a benziyorsun. Aa, korkuyorum. Endişelenme Zack, sana zarar vermeyeceğim. Bu sadece marshmallow için. Onu kızartmama yardım et. Biraz sabır. Ops, bir şeyler ters gitmiş galiba. Şimdi ateşi söndüreceğim. Korkarım bu artık gereksiz. Ne kadar yumuşak bir sakız. Ama maalesef bir tane. Bu çenelerime gerçek bir meydan okuma. Burada bir sürü sakız var. Yine 10 tane var, tam sevdiğim gibi. Dinozor oyunlara başlıyoruz. Sen çocuk gibisin. Sakızlarla oynamak değil, çiğnemek gerekiyor. Şimdi baloncukları şişiriyoruz. Baksanıza. Fena değil. Ama bu kesinlikle bir rekor değil. Bakalım nasıl baloncuklarım olacak. Zack, bizi korkutuyorsun. Herkes otursun. Bu bir dinozor saldırısı. Vay canına. Harika. Şimdi deneyebiliriz. Umarım tüm sakızlar ağzıma sığar. İzle ve öğren. Şimdi sana dünyanın en iyi baloncuğunu göstereceğim. Belki de durmanın zamanı gelmiştir. Onu kurtarmalıyız Suzy. Bir planım var. Çabuk sakız çiğne. Harika fikir. Hemen yapıyorum. Hazır. Zack'ı gökten dünyaya geri getirme zamanı. Ateş et. Vurdun. Aferin sana. Sakız içindeyim. Bu çok iğrenç. Kötü haberlerim var. Sardalya aldık. Haklısın Emma. Bunda pek iyi bir şey yok. Ve en çok şanssız benim. Onların nasıl yiyeceğini hayal bile edemiyorum. Bir balık bile beni korkutuyor. Yani öylece atarsam. Bu kötü fikirdi. Ama madem öyle oldu, ben senin payını alacağım. Sen de benimkini. İğrenç. Değişmek istemiyordum. Eğer ısrar ediyorsan gözlerimi kapatmaya çalışacağım ve aynı zamanda burnumu da kapatacağım. Yine de çok iğrenç. Evet, buna bakılması bile iğrenç. Tamam, başardım. Bunun tek bir anlamı var. Benim ısıram geldi. Oh. Hayır, daha fazlası ısırmaya hazır değilim. İçebiliyorken neden yiyorsun? Endişelenme Suzy, şimdi sana balık kokteyli hazırlayacağız. Blender'ın elinizin altında olması senin için bir şans. Bu korkunç bir şey, bunu içmek istemiyorum. Mecbursun. Kendine bir şeyler al. Tamam, bana başka bir seçenek bırakmadın. Umarım bundan sonra hayatta kalır. Oh, onun nesi var? Annemi istiyorum. Şimdi sağır olacağım. Cupcake dağı harika. Ya bende daha çok var. Suzy'deki gibi değil. Bu sefer şanssızım. Sakıncası yoksa ben başlayacağım. Aslında aynı fikirde değilik ama görüyorum ki geç oldu. Aynen. Artık beni durduramazsınız. Ama neden sadece kremayı yiyorsun? Çünkü o en lezzetli olanı. Eğer öyleyse ben daha fazlasını ekleyeceğim. İşte bu tamamen farklı bir konu. Böyle kekten daha çok hoşlanıyorum. Neden ben bunu düşünemedim ya? Wow. Sadece senin o kadar zengin bir aklın yok. Ya çocuklar, benim de yemem gerekiyor. What? Zat keklerimi yerine koy, yoksa intikamını almam gerekecek. İyi iş çıkardık. Ne yaptınız siz? Sizin yüzünüzden bunu denemeye fırsatım olmadı. Yüzümde bir sürü krema var, ye onu. Sonunda telafi edeceğim. 100 hamburger, harika. Bingo. Ya seni kıskanıyorum, bende sadece bir tane. Çok lezzetli, kelime bulamıyorum. Çok iştah açıcı yiyor. Keşke her şey bitmeseydi bu kadar çabuk. Ama benim mutluluğum bu kadar çabuk bitmeyecek. Yeterince yemek için 10 tane burger yeterlidir. Pekala, deneyelim artık. Emma haklıydı, bu çok lezzetli. Son parça ve görev tamamlandı. Her şeyi çok çabuk yedin, şoktayım. Bakalım ben bu kadar hızlı yapabileceğim mi? Hoşuna gittiğini görüyorum Zak. Neden bizimle paylaşmıyorsun? Daha neler? Hayal bile etmeyin. Bizi tekrar hile yapmaya zorluyorsun. Neden beni suluyorsunuz? Durun! Yapmayın! Hayır! Hepsini vereceğim. Kola dışının seni duygularına getirdiğini biliyorduk. Ya durun artık. Bu ekşi şekerler beni korkutuyor aslında. Katılıyorum. Biriyle bile çok korkuyorum. Sanırım ben de yok, yaşasın. En cesurunuz olarak ben başlıyorum. Dayansak. Çok ekşiydi ama ben yaptım. Umarım ben de başarabilirim. Ağzım patlayacak sanki. Artık dayanamıyorum. Sadece tükürme. Tam isabet Suzy. 10'dan 10. Bu ne böyle? Bilmiyorum ama hoşuma gitti. Basayım mı? Tabii basayım. Sen ne yaptın Emma? Wow. Ya bana akıl vermeyin. Zaten kendim pişman oldum. Gidin buradan. Sıcak tavuk butları. Aynen, şanslıyız. Yes. Kendimle ilgili bahse girerim. Neyse, en azından hiçbir şeyden daha iyidir. En azından bunu yiyeceğim. Lezzetli ama yeterli patates kızartması ve kola yok. Bu benim için yeterli olur. İnanılmaz bir tat. Of ya, artık dayanamıyorum. Çabuk bitir şunu. Ya bize atmasana kemiklerini. Üzgünüm, kaptırmışım kendimi. Fark ettik. Neden bana bu kadar tuhaf bakıyorsunuz? Bir planımız var. Bana dokunmayın. Bunu yapmak zorundaydık, üzgünüm. Ve böyle bağırmayı bırak artık. Tutsana butu. Bir kere de 10 biber. Hayır. Biri bile beni korkutuyor. Daha bende olanı görmediniz. Hemen 100 tane. Kabus. Kendinize toparlayın. Başaracağız. Şimdi size göstereceğim. Hepsi bu. Sanırım erken sevindim. Oh my God! Monica, acı çekme sırası sende. Yes. Eğer ısrar diyorsan ama tamam. Harika bir fikrim var. Yeah. Bir kokteyl hazırlayıp hemen içeceğim. Bugün ne olacağını merak ediyorum. En yüksek hızı çalıştırıyorum. Hazır. Stop. Bekle Monica. Bir şeyi unuttun. İşte böyle daha iyi. Afiyet olsun. Bu şemsiye sadece engelliyor beni. İyi bir tempo, bravo. Şimdi bir yangın olacak. Şemsiye yanıyor. Gerçek bir ateş gösterisi Monica, harika. Şimdi Betty. Bunu bana neden hatırlattın Emma? Kendine gel, sana inanıyorum. Hadi aç ağzını. İşte bir biber. Ve bir tane daha. Ve bir tane. Kes şunu. Çok abarttım. İyi olmadı. Belki biraz daha. Yine mi istersin? Teşekkürler Emma, doydum. Hepsini alabilirsin. Ekşi. Bunu görmek istemiyorum. Sadece böyle bir limon dağının görüşünden gözüm seyiriyor. Gülmeyi kes Betty. Başla. Ağzım kilitlendi ve tüm vücudum. Görüyorum ki artık eskisi kadar rahat değilsin. Hadi Monica, şimdi sen. Kızlar, sanırım bir kuş var. Hayır, orada. Nerede o? İnandılar. Hepsini çabuk atmalıyım. Bu ne? Acıyor. Misket limonu mu? Ne ekşi. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Nereden geldiğini biliyorum galiba. Ben hallederim. Bir şey kaybettiniz. Geri veriyorum. Yapmasaydın. Teşekkürler Suzy. Artık istemiyorum. Emma, seni üzmek istemem ama sıra sende. Oh no! ne kadar ekşi şunun suyu. Ye. Al, yine var. Senin yardımın olmadan da yapabilirdim Betty. Ben de katılmak istiyorum. Senin yüzünden limon ağacına dönüştüm. Ama sana yakıştı. Bakın. Bu sakız. Wow. Vay canına, beğendim. Hey. Başka bir şey de var. Bu boyutu çok seviyorum. Yeah. Harika. Özel bir şeyler beklediğimi hissediyorum. Yanılmıyordum. Ne büyük bir sakız. Konuşmayı kes. Hadi başlayalım. Elma tadı. Sevdim. Monica'nın başı bayağı karışmış. Onu hayata döndürmenin zamanı. Oh no! Burada sert bir şey var. Bu bir böcek. Dikkat edin. Bana atmasaydın. Önemli olan kendini zamanında kurtarmak. Umarım sakız beni neşelendirir. Oh, evet, hemen daha iyi oldum. Ama Betty için çok mutluyum. Çok lezzetliydi. Eminim sakızın daha iyidir. Ne kadar çok olduğuna bakın. Güzel bir ananas tadı, harika. Emma, patlamak üzeresin. Merak etme. Ben hallederim. Büyük balonu görmeye hazır mısınız? O zaman başlıyorum. Güzeldi değil mi? Hatta bir top gibi oynayabilirim. Sanırım duramıyorum. Onu bana yaklaştırma. Üzgünüm, benim hatam değil. Ne sevimli bir popit. Sadece bir tane olduğun için üzgünüm. Bu benim hiçbir şeyimden daha iyi. Emma şanssız. Ellerim kaşınıyor. Acilen popitle oynamalıyım. Bu ne? Çikolata. O zaman yiyebilirim. Paylaşmak zorundasın Betty. Geç artık, hepsini yedim. Tabak da benim. Senden başka bir şey beklemiyordum zaten. Monica, benimle paylaşır mısın acaba? Daha neler? Bu yenilemez gibi görünüyor. Bunlar gerçek popit. Ne kadar havalı. O ne düşündü? Sabır. Şimdi her şeyi kendiniz göreceksiniz. Popit Rubik küpü. Bu gerçek bir mucize. Bravo. Sadece havalı oyuncaklarla ilgili hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sanırım bu bana. What? İşte daha fazlası. Daha fazla popit istiyorum. Belki de ben bir şeyler alırım. Bir mucize alacağını biliyordum. Güzel kokuyor. Marmelat. O küpü istemiyorum. Ben de tatlı bir şeyler istiyorum. Durun, hepsi benim. Çekin ellerinizi. Ben gidiyorum. Tamam. Hala bir şeyler kaldı bize. Bunu da alacağım. Etkileyici boyut. Bende daha büyük. Boşuna tartışmayın. İşte ideal. Önemli olan miktar değil, kalite. Eminim bu burgeri beni memnun edecek. Nefis. Tüm kırıntıları da yiyeceğim. Neredeyse içini kaybediyordum. Sonunda sıra bende. Hamburger çok ağır. Tutamıyorum. Onları böyle tutmaya çalışacağım. Bunu bana vurma. Yapacak daha önemli işlerim var. Galiba burger kebabı. İyi fikir. Ben tamamım. Düzgün bir şekilde iyice ısınmalıyım. Beni zor ama çok lezzetli bir sınav bekliyor. Ben buna acımasız iştah diyorum. Daha yeni zevk almaya başladım. Karnın bir top gibi oldu. Çok yumuşak. Ben sevdim. İlk turda beni serinletici limonata ile mutlu etmenizi istiyorum. Ne var orada? Limonata tamamdır. Tamam, yaparız. Kolay. Bakalım nereden başlayacağımı biliyorum. Bir limon almamız gerekiyor ve tüm suyunu sıkmalıyız. Bunun için onu sıkmak yeterli değil. Ona karate tekniklerini de kullanmam gerekecek. Ah, bu ne? Al bakalım, al sana. Ama yine de bu yeterli değil. Şimdi oklavaya devreye girecek. Onun yardımıyla limondan doğru miktarda meyve suyu alabiliriz. Hazır. Şimdi onu suya dökebiliriz. Ne kadar havalı. Ama belki de limon kullanmayacağım. Çünkü onlar çok ekşi. Onların yerine taze portakal alacağım. Bu çok daha havalı ve lezzetli. Ayrıca onları sıkmak daha kolay. Ay, gözlerim. Acıtıyor. Aptal limonlar. Portakallar. Ay, kendimi incitiyorlar. Linda, sadece biraz daha dikkatli olmalısın. Of ya. Neyse, başka bir şey düşünmem gerekecek. Tabii ya, neden bir şeyler hazırlıyorsunuz ki? Herkesin en sevdiği kola var. Bardaklara kola dökecek özel bir makine kullanmak yeterlidir. Baksanıza. Vay be. Ay. Şişenin bu kadar ağır olacağını hiç düşünmemiştim. Ama neyse, başardım. Miley buna bayılacak. Bayılacak mı? Bu basit bir kola. Burada bir kere de birkaç limonata yapacağım. Her biri için özel bir şurubum var. Ve bu makinenin yardımıyla sadece bu şurubu iyice karıştırmakla kalmayıp aynı zamanda limonatayı kıvamında gazlı yapabilirim. Şaheserimi sunarken Fanta şişelerini kullanacağım. İşte geliyorlar. Baksanıza, şimdi bunu karıştırıp alacağım şişeleri. Ve böyle işte söylediğim gibi şişeler. Baksanıza, rengarenk. Bence bu harika bir fikir. İşte her zamanki gibi. Ve daha da ilginç hale getirmek için şişelerin üstlerini tekrar lehimlemek istiyorum. Bu şekilde ihtiyacım olan sonuca ulaşacağım. Maalesef bunun benim yaptığımı anlamayacak biri. Ama limonatalarımın tadının tabii ki Fanta'dan çok daha havalı. İşte koyduk şuraya. Ve hazır. Neden bu kadar zorlaştırıyorsunuz? Mali her zamanki ev yapımı limonataları çok sever. Öyleyse neden ona böyle bir içki ısmarlamıyorsunuz? Vay canına! Bu kadar çok limonatanın olmasını beklemiyordum. Sanırım ilk önce büyükannemin limonatasını deneyeceğim. Ay! Ay! Çok ekşi! Hayır, bunu hiç sevmedim. İstemiyorum. Aha, baksanıza kola. Harika. Bu şişe şimdi uçup gidecek. Ah, gitti işte. Olamaz. Evet, benim suçum değil. Vay canına. Benim de değil. Böyle olamaz. Son adayımız kaldı. Şef Quentin'den limonata dolu bir makine. İyi ki bozuk param var. Vay be, baksanıza. Dışarıdan bakıldığında bu limonata gerçek Fanta'dan ayırt edilemez. Bakalım tadı nasıl? Tadı da inanılmaz. Quentin, kazandığın için tebrikler. Teşekkürler. Gerçekten çok uğraştım. Bu sefer daha anlamlı bir şey istiyorum. Örneğin dondurma. Yaparız sana dondurma. Hadi torunum. Dondurma mı? Tam da aklımda bir fikir var. Neden Nesquik milkshake'leri ve lollipop çubuklarını kullanmıyorsunuz? Her ikisi de olduğu için ne kadar şanslıyım. Ayrıca bir sürü lollipop yiyebilirim. Süper. Harika bir iş. İşte çubuklar hazır. Pekala, gerek olan tek şey onları doğrudan kokteyl kutularına sokmak. Ve şimdi onları buzdolabına koymam gerekiyor. Böylece bu kokteyller dondurmaya dönüşecek. İşte böyle. Ay, çok saçma bir şey. Ben ise doğal malzemelerden dondurma yapacağım. Özellikle bunun için kendim pişirdiğim reçeli getirdim. Mükemmel şekle sahip dondurmayı alabilmemiz için özel bir kalıbım var. Baksanıza, pembe ve çok tatlı. Ve şimdi ekliyoruz. Çubukları da soktuk. Evet, dondurmayı alabiliriz. Koyduk buzdolabına ve çok uzun süre beklememiz gerekiyor. Ama dondurmayı unutmamak için alarm kurmam gerekiyor. Lezzetli yiyecekleri alma zamanı geldiğinde bana haber verecek. Ve şimdilik durup bekleyeceğim. Ay, ay, uykum geldi. Bunların hepsi çok basit. Dondurmamı yapmak için özel bir buz tabağı kullanacağım. Üzerine ejderha meyvesi parçaları yerleştireceğim. Bundan sonra püreye dönüştürülmesi gerekecek. Ve sonra bu yulaf ezmesi krema ile kaplanmalı ve iyice karıştırılmalıdır. Sanırım dondurmam hazır. Bunu yapma zamanı. İşte bu. Karton ambalajı çıkarıyoruz. Ve tadına bakıyoruz. Sıra dışı bir şey. Ve yemeğimin erik kısmı hazır. Şimdi aynı şeyi farklı meyvelerle de yapacağım. Evet, çok güzel. İşte yeni meyveler. Sıradaki kivi olacak. Evet, bu kadar çok meyveli dondurmaya Mali kesinlikle çok sevinecek. Sonraki mango. Bu benim mutfak şaheserim olacak, eminim. Şu dondurmanın ne kadar lezzetli göründüğüne bakın. Zafer kesin benim olacak. Mali, hadi tadına bak. Bende de her şey hazır. Durun, büyükanne nerede? Sanırım buzdolabına gitmişti. Ay, nasıl böyle oldu? Yanlışlıkla uyuyakalmışım. Gitme zamanı, torunum beni bekliyor. Hazır. Afiyet olsun. Macunlar, her şey çok lezzetli görünüyor. Bu sefer ilk Linda'nın dondurmasını deneyeceğim. Lezzetli tabii ama çok soğuk. Buzlu şeker değil, gerçek buz resmen. Şimdi ise Quentin'in benim için ne kadar sıra dışı bir şey yaptığını görelim. Ve yine çok lezzetli ve çok soğuk. Gerçi bu dondurma, başka ne bekliyordum ki? Bir tane daha yiyeceğim ve büyük annemkine geçeceğim. Ay, çok soğuk ve çok güzel. Ay Mali, üşüteceksin. Seni hemen bir şapka ve atkıyla ısıtmam gerekiyor. Geldi büyük anne, korkma. Torunumun buzluğa dönüşmesini istemiyorum. Teşekkürler büyük anne. Beni kurtardın. Ve bu arada çok lezzetli bir dondurma yapmışsın. Belki de bu turda sen kazandın. Ay teşekkürler torunum. Seni seviyorum. Son tur en zor tur olacak. Benim için bir pizza yapın. Vay be, evet, bunu hiç pişirmemiştim. Ay sorun değil torunum. Evet, tam olarak hangi pizzayı pişireceğimi biliyorum. En sevdiğim pizza deniz mahsullü pizzadır. Ve bugün Mali için onu yapacağım. Önce hamuru hazırlamamız gerekiyor. Bunun için böyle yumurta alacağım, un alacağım. Ve iyice karıştıracağım. Şimdi pizzama ilginç bir görünüm kazandırmak için hamuru biraz ahtapot mürekkebi ile boyayacağım. Ve bunları iyice dağıtacağım böyle ve karıştıracağım. Açıyoruz. Evet, işte bu tam gereken. Böyle hızlıca onu büküyorum ve pizza şekli oluyor. Ve üzerine tabii ki sos ekleyeceğim. Böyle kaşıkla dağıtıyorum. Ve üzerine tabii ki sevdiğim deniz mahsullerini koyuyorum. Burada karides de var, ahtapot da var, mide de var. İnanılmaz bir şey. Hadi pizzayı fırına gönderebiliriz. Gerçek bir ateş, baksanıza. Yanmamak için de bunu kullanacağım. Neredeyse zamanı unutuyordum. Ay ne yapıyorsunuz siz? Ben harika ve yararlı pizza yapacağım. Çok sağlıklı olacak ve sebzeler dolu olacak. Tamam, hazır hamur. Şimdi sebzeleri kullanabiliriz. Ama öncelikle onları iyice kesmem gerekiyor. Tamamdır. Hazır. Şimdi hepsini buraya atıyoruz ve pişireceğiz. İşte böyle. Gerek olan tek şey pizzayı fırına göndermek. Skittles'a bayılırım. Aa, büyük anne pizza konusunda bir şey mi söyledi? Ay hayır, unutmuşum onu. Ne yapacağım? Tabii ya, dünyanın ilk tatlı pizzasını yapacağım. Sos yerine en sevdiğim Nutella'yı kullanacağım. Bir sonraki malzeme marshmallow olacak. Süper, bence çok iştah açıcı görünüyor. Ama marshmallow erirse daha da havalı olur. Baksanıza, bunun için saç makinesini kullanacağım. İşte bu hazır. Şimdi farklı şekerler mi ekleyelim? Çantamda bir sürü var. Baksanıza. Jelibonlar, çikolatalar. İşte bu. Havalı pizza yaptım. İşte bu. Benim pizzam hazır. Ay, çok kötü kokuyor ama benimkine baksanıza. Zaman doldu. Pizzamı çıkarmanın zamanı geldi. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Umarım Mali de sever bunu. Afiyet olsun. Al torunum. Evet, aynen. Vay canına. Vay be, bu ne Quentin? Çok ilginç bir şey. Ay, bunlar ahtapot. Onları yemeyeceğim. Ne? Kahretsin. Tadına bile bakmadı. Sonra büyük annenin pizzası. Çok ilginç görünüyor. Bakalım. Hayır, olmaz. Burada sadece sebzeler var. Berbat. Hayır. İstemiyorum brokoli falan. Linda, tüm umudum sana. Vay canına. Nasıl da orijinal bir pizza. Tadına bakmak istiyorum. İşte bu farklı bir konu. Tamamdır, hiç şüphem yok. Sen kazandın Linda. Sonunda. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum.